Merhaba sevgili seyircilerim, sevgili izleyenlerim. Bir Gerçeklik Seçtim oldu programına hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır bu programları hazırlayıp sunuyorum. Birbirinden değerli konuklarımla, e, bireysel dönüşüm koçlarıyla, doktorlarla, psikologlarla, wellness'a, iyi hayata, iyi yaşama gönül vermiş herkesle e, muhteşem programlar gerçekleştirdik. Bugün yalnızım, tek başınayım. Tek başına değilim, sizlerleyim daha doğrusu. Sizinle biraz bu fazla kilolar ve benim şu an yapmakta olduğum ve yapacağım bilinçaltının gücüyle kilo verme çalışmalarım hakkında sohbet etmek istiyorum. Çok fazla soru soruyorsunuz, çok fazla mesaj yolluyorsunuz. Çok ilgileniyorsunuz, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuya gönlümü, kalbimi, ruhumu koydum, verdim. Neden? Ben annemi obezite yüzünden kaybettim. Fazla kilo yüzünden. Kendisi 130 kiloydu. Son 10 yılını çok çok fazla kilolu olarak geçirdi. Bu arada kendisi bilinçaltının gücüyle aslında yaşayan insanlara büyük bir örnektir. Çünkü hani fazla kilo bir sürü rahatsızlığa, hastalığa sebep oluyor bir sürü sıkıntılara sebep oluyor diye bu kadar konuşuyoruz artık yani bütün basın medya internet şu anda dünya bu bu konuların üzerinde konuşarak büyük bir sektörde çalışanlarıyla hizmet veriyorlar. Annem tüm bunların kendisi için geçerli olmadığını savunuyordu ve kesinlikle benim kalbim bebek gibi, benim organlarım genç bir insanınki gibi, bende hiçbir şey yok, siz gidin kendinizi kontrol ettirin gibi söylemlerle bizi de kandırdı. Bir anda öldü, asla herhangi bir rahatsızlığı olmadı, herhangi bir sıkıntısı olmadı. Hiçbir bedensel rahatsızlığa yakalanmadan 78 yaşında fazla kilo yüzünden bir anda kaybettik. Ondan sonrasında gittiğim bir takım seminerler, eğitim seminerlerinde bu konuyla ilgili çok ilginç çalışmalara denk geldim. Özellikle e, hipnoterapiler e, konusunda alanında uzman kişilerden çok güzel eğitimler aldım. Kendi hayatımda uygulamaya başladım. E, annem kilolu olunca gençken e, acaba ona benzer miyim korkusu her zaman e, içimde vardı. Hatta e, arkadaşımın abisi dedi ki kızlar annelerine benzer sen de annen gibi olacaksın. Bu bende acayip bir travma yarattı ve e, ben sürekli... Rejimlerle, diyetlerle ömrümü geçirir oldum. Bir dönem 45 kilolara kadar düştüm ve baygınlık geçirecek noktalara geldim. Hayatımı sürdüremez oldum. Üniversite yıllarındaydı. Daha sonra gittiğim doktor bana her şeyi yiyeceksin, hayatını kaybedersin, canından olursun deyince tabii ki bunu ciddiye aldım ve yemek yemeye başladım. Öyle bir şey söyledim ki kendime... E, yiyorum, kilo almıyorum. Baktım, yiyorum, kilo almıyorum. Ben yiyorum, yiyorum, kilo almıyorum. Yiyorum, yiyorum, kilo almıyorum şeklinde bir kodlamayla yaklaşık 32-33 yaşına kadar geldim. Sonra başkalarının, başka insanların e, efendim 30'dan sonra metabolizma yavaşlar e, düşüncelerine, e, tabii ki bunlar doğru değil e, kulak verdim, buna inandım. Gerçekten metabolizmam yavaşlamaya başladı. Ee, kilo almaya başladım. Bu sefer ne oldu? Ee, farklı alternatifler, farklı diyetler aradım. Sürekli kafayı bununla bozdum diyebilirim. Ee, sıkıntı şuradaydı. Kilo veriyorum. Ee, yalnız verdiğim kilo 3-5 kilo. Öyle e, benim asla e, böyle 8-10, 15, 20 kilolarla bir oynamam olmadı hayatım boyunca. 3-5 kilo veriyorum. 3-5 kilo geri alıyorum. 1 yıl, bir buçuk yıl, 2 yıl 3-5 kilo zayıf geziyorum. Hatta o kadar bile değil yani 2-3 ay, 5 ay. Sonra tekrar o 3 kiloyu geri alıyorum. Bundan acayip derecede rahatsızlık duymaya başladım. Neyse ki 2012 yılında gittiğim workshoplarda bu konuyu şifalandırabilme şansı buldum. İnsanın kendi kendini kodladığında, niyetini değiştirdiğinde her şeyi başarabileceğini e, konu alan bir takım çalışmaların içerisinde yoğrulurken kilomu da kontrol edebileceğimi öğrendim. Önce kendi üstümde başladım çalışmalarıma. Çalışmalarıma derken bunu bir oyun olarak gördüm. Her gece e, kendime çeşitli olumlamalar söylemeye başladım işte şu kiloya iniyorum bu kiloya iniyorum şöyle oluyor böyle oluyor kolaylıkla rahatlıkla kilo veriyorum. Derken derken ben abartılı derecede diyetlere girmeden normal yeme rutinimle ve yeme şeklimi yediklerimin cinsini de tabii değiştirerek miktar kısıtlamasına girmeden kilomu korur ve rahatça da verir oldum. Verdiğim kendimi mutlu hissettiğim bir kilom var. Onu da söyleyebilirim buradan rahatlıkla. Gerçi daha zayıf görünüyorsun diyenler çok oluyor ama 65 kilo. 65 kiloya indiğim gerçekliğini seçiyorum ve bunun için kendime neşeyle, keyifle izin veriyorum dediğim noktada 65 kiloyu bilinçaltıma sabitlemiş oluyorum. 67-68 olsam dahi vücudum tekrar 65 kiloya geri dönüyor, dönmek istiyor. Nasıl oluyor? Şimdi biraz bu diyet sisteminden, dünyadaki diyetlerden hazır burada bunları konuşuyorken konuşmak istiyorum sizinle. Diyetler, çok çeşitli diyetler var. Ben de uyguladım. İşte ara öğün olanları var. Ne bileyim etkinsinden, Dukan'ından tutun çeşitli Stockholm isimlerde onlarca yüzlerce diyete rastlayabilirsiniz. Eğer bunlar e, hakikaten e, sonuç vermiş olsaydı, bugün şimdi bunları bu kadar konuşuyor olmazdık. Wellness, iyi hayat e, koşları ve e, diğer tüm e, fonksiyonel tıpla uğraşan doktorlar bu konularla bu kadar fazla emek harcıyor, çaba harcıyor olmazlardı. Efendim, diyetler kısıtlama yaratıyor. Bu listelerin büyük çoğunluğu toplumun yüzde %60 %60'ı obez olan Amerikalılar tarafından geliştirilmiş. Yoksunluk hissi bırakıyor e, ve bu yoksunluk hissi sizde e, irade kullanmaya sebebiyet veriyor. E, bir üst bilincinizde e, kısa vadede diyeti uyguluyorsunuz, kilonuzu veriyorsunuz. Ancak siz kilo vermek veya... Kilonuzu korumakla ilgili bilinçaltı kayıtlarınızı ve o kayıtlardaki duygu yoğunluğunu, duygu değişimlerini değiştirmediğiniz sürece diyetler bir anda patlıyor, çatlıyor. Motivasyonunuzla beraber tüm isteğinizi, arzunuzu da alıp götürüyor. 7-8 kilo veriyorsunuz. Sonra öyle bir noktaya geliyorsunuz ki aşırı derecede yeme arzusu. Ee, o kısıtlandığınız yiyecekleri iki katı, üç katı tüketme. Yani bir dilim pastayı yasaklarken bir pastayı e, yiyen insanlara denk geldim ben, kendi söylemleri. Ben hiçbir zaman öyle bir şey o kadara gitmedim ama e, arkadaşlarımdan, dostlarımdan ve danışanlarımdan buna çok denk geldim. Kocaman bir pastayı e, bir çatalla tek başına oturup yiyor. Neden? E, çünkü o kadar kısıtlanmış o kadar e, baskılanmış ki bir anda patlıyor. Zayıflamak istiyorsanız, e, en etkili bir şekilde zayıflamak istiyorsanız, en kalıcı bir şekilde zayıflamak istiyorsanız, e, bilinçaltının gücünden e, faydalanabilirsiniz. Nasıl faydalanacaksınız? İdeal belinizden bahsetmek istiyorum. E, bunu açıklarken. Şimdi efendim bize e, toplum olarak dayatılan bir e, daha geçmişte bu daha da modaydı. Bizim 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda Allah'tan bu şu anda bu algı biraz değişmiş durumda. 90 60 90 diye bir beden ölçüsü var. Şimdi ideal bedeni rakamlara sığdırmak istiyorlar. Peki ideal beden nedir? İdeal beden hoş görünen, sağlıklı ve sizin mutlu olduğunuz, içinde kendinizi mutlu hissettiğiniz bedendir. Nedir mesela bu? E, sosyal medya diye bir e, gündemimiz var. E, herkes bundan şikayet etse de kimse kusura bakmasın. Instagram, e, Facebook dünyası, Twitter, başka mecralarda var. E, toplumları, kitleleri şu anda etkisi altına almış durumda. Ve artık biz e, haber izlemiyoruz çoğunlukla. Çünkü böyle bir vakit yok. Hayat çok hızlandı. E, Birçok şeyi oradan öğreniyoruz. Ve herkes... E, Yaşadıklarını, e, duygularını, güzel bir söz olabilir, güzel bir resim olur. Oradan paylaşıyor gittiği yerleri. Bence hiç mahsuru yok. E, bunu da yine çok eleştiriyor insanlar ama ben arkadaşlarımı, dostlarımı e, orada görmekten çok büyük keyif alıyorum. E, orada paylaşırken, resim paylaşırken ideal bedene dönecek olursak, e, olursak manzara resimleri yerine kendi bedeninizi, göğsünüzü gere gere paylaşıyorsanız selfilerden çok bütünen e, boydan alınmış arkadaşlarınıza, dostlarınıza veya tek başınıza fotoğraflarınızı e, böyle herhangi bir rahatsızlık sıkıntı duymadan paylaşabiliyorsanız e, yemek yedikten sonra pişmanlık duymuyorsanız aynaya baktığınızda kendinizi hoş hissediyorsanız e, denizde ve havuz kenarında Gönlünüz rahat, şöyle salına salına e, geziyorsanız, e, Ayfurdur söylemesi hani bu yemek yemek, su içmek kadar doğal, rahat e, ve e, keyifli bir cinsel hayatınız varsa, e, bu durumda tüm bunlar e, ideal bedeni e, görmekten hoşlandığınız bir tablo oluşturuyor demektir. Yani siz bu bedenin içerisinde rahatsınız. Ve mutlusunuz. Bölgesel zayıflamadan biraz bahsetmek istiyorum sizlere ee, burada konusu açılmışken. Ee, bölgesel zayıflama diye bir şey yoktur efendim. Ee, şuradan şu kadar santim incelirsin, göbeğinden bu kadar santim incelirsin, baseninden bu kadar santim verirsin. Bir diyetle mümkün değildir. Özellikle göbek bölgesi için bunu çok kullanıyorlar. Ee, bir havuz örneğini vermek istiyorum. Ee, vücudumuz sıvılardan oluşuyor. Ee, bir havuzu boşaltmaya kalktığınızda e, en sığ bölümünden boşalmaya başlar. En derin bölümüne doğru boşaltılması en son gerçekleşir. Siz de e, diyet yapmaya başladığınızda hangi diyet olursa olsun hatta bundan e, çok şikayet e, edildiğini duymuşsunuzdur. E, i̇şte önce e, kollarımdan gidiyor, yüzümden gidiyor. Yüzüm çok zayıflıyor. İşte üstüm gidiyor, altım kalıyor. Evet, çünkü en dar olan bölümünüzden en önce kilo vermeye başlıyorsanız. Dikkat ederseniz Alt üst oranı hemen hemen aynı olan insanlar çok daha efektif bir şekilde ve dengeli kilo verirler. Ben de bu şanslılardanım çünkü üstümle üst üst bölgemle alt bölgem arasında hiçbir zaman hayatım boyunca anormal bir fark olmadı. Oysa ki üst kısmı zayıf basen kısmı geniş olan bayanları biliriz. Üst kısım daha da zayıflar. Basen evet küçülmüştür, daralmıştır ama bir miktar yine kalmıştır. Burada yapmanız gereken, yapmamız gereken yine bilinçaltını kodlamamız. Siz neyi düşünürseniz, neyi niyetlerseniz o gerçekleşir. Bu fizik kuralını birazcık olsun hafifletebilir ve çok daha rahat geçiş yapabilirsiniz ideal bedeninize. Spordan bahsetmek istiyorum. İşte en önemli konulardan bir tanesi. Yine senelerce çok ağır sporlar yaptım. Spor hayatımda her zaman oldu. Her zaman ekmeğini, kaymağını yedim. Kemik sistemim, iskelet sistemim çok sağlam oldu. Sayısız faydasını gördüm fiziksel, ruhsal anlamda. Yalnız ben sporu açık söyleyeyim kilomu korumak ya da kilo vermek amacıyla yapıyordum daha önce. O nedenle spor yapmadığım zamanlarda kilo alıyordum. Burada söylemek istediğim şu: Siz sporu, e, bu yürüyüş olsun, başka bir spor olsun, sadece ve sadece ben spor yaptığımda zayıf olurum, zayıf kalırım veya kilo veririm inancıyla, inanç kalıbıyla yaparsanız spor yapmadığınız zamanlarda hızlı bir şekilde kilo alırsınız. Oysa ki siz sporu Hayatınızı dengelemek, beden, zihin, ruh enerjinizi dengelemek amacıyla yaparsanız, e, orada çok farklı bir dönüşüm yaşarsınız. E, duygularınızı kilo almaya sebep olan e, duygularınızı e, bedeninizde aslında vücudunuzda absorbe ediyorsunuz. Onların e, titreşimi şöyle anlatayım daha e, basit olarak: e, bir düşünce belirdiğinde kafanızda bu bir titreşim yaratır. O titreşimle beraber bir duyguya dönüşür. Eğer o duygular vücudunuzda çok uzun zaman kalırsa e, bazen sizde atalet, hareketsizlik yaratabilir. E, canınız hiçbir şey yapmak istemez, depresif hissedersiniz, sıkılırsınız, bunalırsınız, korkarsınız. Artık bu insandan insana değişecek çeşitli e, duygular var. E, Bunları daha uzun vadede yine konuşacağız. Bu duygular bedende çok uzun, vücutta çok uzun zaman kaldığında e, bu sefer e, daha uzun tutularak e, vücudun çeşitli noktalarında e, erör verirler, hastalık yaparlar, beliniz ağrır. E, siz aslında e, mesela para kazanmakla veya işte gelecekle ilgili bir korkuya kapılmışsınızdır. Veya o aralar e, parasız kalma korkusuna kapılmışsınızdır e, Tam damacanayı kaldırırken pat bel gider e, doktora giders tutulursunuz doktora gidersiniz iğneler ilaçlar falan bir emar çekilir Haydi orada işte L4 L5 artık kaçsa e, bel fıtığıydı şuydu buydu e, başlarsınız bunlarla uğraşmaya e, Halbuki bu duyguları e, fark edip düşünceyi fark edip. Kendinizde bu düşünceyi fark edip tamam duyguya dönüşebilir. Yani hiçbir duygu hissetmeyeceğiz diye bir şey asla yok. Bakın burada yanlış anlaşılma olmasın. Duyguyu hissettik. Duyguyu fark ettikten sonra bu farkındalıkla bu duyguyu yaşamayı çok fazla uzatmamak vücudunuzu bu rahatsızlıklardan koruyacak en büyük etkenlerden bir tanesidir. Bunu yaparken de Hepimiz her zaman e, bu duygu temizliklerini, ne bileyim bu konulara her zaman vakıf olamayabiliriz, yapamayabiliriz. Yapacağınız en güzel şey bunu bedende harekete çevirmek. E, eğer bu şekilde hareketle bunu taşlandırırsanız, dönüştürebilirseniz e, duygu boşalımınız çok rahat gerçekleşir. Duygu boşalımlarınız rahat gerçekleştiği için, bedende dönüştüğü için hareketle, siz fazla yemek yemezsiniz. Duygusal ıı, yemek yeme olayınız durur. Yani akşamdan sabaha, sabahtan akşama duyguyu değiştirirsiniz. Modunuz değişir. E, canınız sıkkın olarak gidip buzdolabının kapağını açıp ne yesem şimdi hmm, hmm. gibi saçma sapan e, bir e, ruh hali içerisine girmezsiniz. Böyle olunca da e, kilo almaktan korunur hale gelirsiniz ve e, muhteşem bir şey oluyor. Duyguları dönüştürmek, duygusal yemeden uzaklaşmak, bunu kontrol altına alabilmek, daha doğrusu kontrol altına almak değil de bunun akışıyla yaşamak. E, bizim çalışmalarımızda yaptığımız şey bu. Aynı zamanda neden kilo aldığınızı, e, neden sebebini bulmaya çalışıyoruz. Çoğunlukla da e, sebeplerden birkaç tanesi değil yani tamamına yakınını ortaya çıkarabiliyoruz ve duygulardan özgürleşince vücut rahatlıyor hareket ediyoruz ettiriyoruz ama bunu deliler gibi spor yapmak olarak algılamayın lütfen bakın siz kilometrelerce yol yürüseniz de içteki dizaynı değiştirmeden bilinçaltını değiştirmeden Kilo vermeniz imkansız hale dönüşebilir. Ee, sizin doğal hareketlerinize yüklediğiniz anlam çok önemli. Ne demek bu doğal hareketlerinize yüklediğiniz anlam? Mesela e, ev işi yapan, e, ev hanımı bayan, ev, ev hanımları e, ev işi yaparken diyorlar ki işte ev işi kilo verdirmiyor, ev işiyle kilo verilmez, spora gitmek lazım. Yok böyle bir şey. Sen e, hareketini yaparken e, gün içinde... E, aktivasyonlarını sürdürürken sana kilo verdirdiğini kalori harcattığını düşünürsen ve buna inanırsan bilinçaltını da ikna edersen gerçekten e, günlük hareketlerinle doğal hareketlerinle de yeme düzenini de ayarlayarak kilo verebilir noktaya ulaşabilirsin. Bazı postacılar var örnek vermek istiyorum yine. E, kilometrelerce yol yürüyorlar. E, adamlar şişman zayıflamıyorlar. Ee, mesela aynı evin içerisinde eşinin yediğinin yarısını yiyen eşler var. Ee, onlar da yine kilo vermiyorlar. Bu arada e, ünlü şefler var, aşçılar var. Ee, sürekli yemekle uğraşıyorlar, sürekli güzel, lezzetli yiyecekler hazırlıyorlar. Ee, zayıf formda ve fitler. Ee, onun dışında e, öyle insanlar var ki. E, Karbonhidratlı, şekerli yiyeceklerle de besleniyorlar. Yiyorum, yiyorum, kilo almıyorum. Ya ben yarım kilo almam ki. O kadar rahat söylüyor bunu. İşte bu rahatlığın etkisiyle, çünkü neden altta bir duygu yok, kilo ile ilgili bir kanı yok, ee, inancı e, tamamen yarım yerim kilo almam şeklinde kilo almadan hayatına devam ediyor. Tüm doğal hareketlerin ...gün içinde yaptığımız tüm doğal hareketlerinin seni zayıflattığı ve dinç, tuş, dinç tuttuğu inancını bedenine kodlarsan... ...bilinçaltıyla beraber bedenine geçirebilirsen işte o noktada e, zayıf kalmanın formülleri e, artık hayatında tamamen girmiş oluyor. Fazla kiloların kaderin değil, kader yaratanın bize sundukları ve e, sonuçlar da bizim seçtiklerimiz... Bu durumda niyet çok önemli diyoruz. Niyetimizi belirliyoruz ee, ve kaç kiloya inmek istiyorsak, hangi imajinasyonda kendimizi görmek istiyorsak, aynada gözlerimizi kapattığımızda e, bir görünüm hayal ediyoruz ve o hayali gerçekleştiriyoruz. E, o hayali de nasıl gerçekleştiriyoruz? Beyni alfa pozisyonuna, alfa dalgaları pozisyonuna getirdikten sonra şimdi böyle konuşurken evet bu da çok etkili, bu, bu böyle de olabilir. Daha da fazla etkisini güçlendirmek için inanın e, beynimizi, vücudumuzu, e, tüm organlarımızı, bedenimizi gevşettiğimizde e, daha da etkili hale geliyor. Beden, vücut saf ve sağlıklıdır. Normalinde sağlıklıdır. Eğer siz ideal kilonuzdan fazla kiloya sahipseniz, bunlar misafirdir. Ee, şöyle ki, çok fazla ilgi göstermişsinizdir bu kilolara. Hep şikayet etmişsinizdir, hep onlardan bahsetmişsinizdir. Bir misafire çok fazla ilgi gösterirseniz ne olur? Yani ona tutunursanız, misafir gitmez, değil mi evinizden? Sever yani yatıya kalır. Hatta ee, belki ee, bir daha gelişinde. 2-3 günlüğüne gelir hatta bir hafta 10 gün kalır. Yazdığı olanlar çok iyi bilirler yani misafirimizi hoş tuttuğumuzda neler olduğunu ki zevkle, keyifle her zaman. Ama burada olay biraz farklı. Siz kilolarınıza misafir gibi davranırsanız e, işte onlar aynı misafir gibi, gerçek hayatta olduğu gibi kalırlar. Ancak siz e, onlar onların misafir olup e, gideceklerini... Kısa bir misafirlikle vücudunuzda bulunduklarını bilinçaltınıza bildirirseniz onlar giderler. Bunu nasıl yapacağız? Sürekli e, ben şişmanım işte e, hiçbir şey üstüme olmuyor. Giyecek hiçbir şey bulamıyorum. E, kıyafetlerim yok. istediğim gibi değilim. Kimse beni beğenmiyor. Kimse beni istemiyor. E, beğenilmiyorum. Değersizim inancını kendinize verip kilolarınızdan da eşinize, dostunuza, arkadaşınıza şikayet ettiğinizde onlar öyle bir yayılırlar ki, "Oh, ben bunun vücudunda kalayım. Nasıl olsa rahat ediyorum bu misafirlikte." diyerekten siz bu fazla kilolarla ömrünüzü sürdürürsünüz. Yine biz bilinçaltı çalışmalarımızda bu kodu da değiştiriyoruz ve bu misafirliğe son veriyoruz. Miktar kısıtlaması irade gerektiriyor irade kullandığınızda e, bir noktada e, iradenizin sınırlarını zorluyorsunuz. Zorladığınız, zorladığınız, çok zorladığınız e, az önce de programın başında da bahsettiğim gibi bu e, sıkıntılara sebebiyet veriyor. Bozuyorsunuz diyetinizi. Ve ben başarısızım. E, nasıl olsa başarılı olamayacağım. Benden bir cacık olmaz. Ben zaten e, diyet yapamıyorum. Aman varsın olsun yiyeyim. Ben bu kilolu halimle yaşar giderim. Zaten bir sürü de insan kilolu. Artık obezite e, çığ gibi büyüdü. Ne olacak sanki? Hastalanırsam da doktora gider bakarım çaresine gibi düşüncelerle hayatınızı e, kilolu olarak e, sürdürme durumunda kalabilirsiniz. Şimdi... Önümde notlarımda e, kilo almaya sebep olan e, bilinçaltı sebepleri var. Birkaç tanesinden e, bahsederek e, programı e, bitirmek istiyorum. Efendim, bilinçaltı kayıtlarımızda kilo almaya e, neden olan sebepleri ben şöyle güzelce bir listeledim. E, oturdum, e, hepsini çıkardım aşağı yukarı ancak e, eksiğim fazlam olabilir. Bunları ilerleyen programlarda zaten konuşacağız. Birincisi zihinsel monotonluk. Monotonluk, can sıkılması. Canım sıkılıyor. Can sıkıntısından çok fazla insan kilo alıyor. Yemek yiyor. Canın sıkılınca yapabileceğin onca şey varken buzdolabını açmak. Ancak işte bu noktaya gelebilmek tabii bu konuştuğumuz düzeyle şu anda size çok zor bir şeymiş gibi gelebilir. Bilinçaltı programlarımızı değiştirdiğimizde gayet rahat bir şekilde e, zihinsel monotonluktan kurtuluyorsunuz. İkincisi yaşama olan merakınızın azalması. Nedir bu? Yaşam sevinici, sevincinizi kaybetmeniz. E, sabah kalkınca e, hayata böyle hevesle, enerjiyle başlayacak gücü kendinizde bulamamasınız. Bulamamanız. E, mesela... Aman bugün de ne yapacağım Üf, işte işe gidiyorum hep aynı iş sıkıcı ee, ne var ki zaten e, ne yapıyoruz ki eve gel akşam televizyon izle işte e, bulaşıkları yerleştir çocuklara bak biraz televizyon izle internete bak yat ertesi gün tekrar aynı. Ee, yaşamla ilgili e, neşeleneceğiniz coşacağınız bir e, hobinizin gerçekten tutkunuz olan bir hobinizin olmaması e, ve yaşam enerjinizin gitgide kaybolması kilo almaya sebebiyet veriyor Yani bu e, ispatlanmış e, ilerleyen programlarda yine bunları da konuşacağız zayıfları kıskanmak Evet çok enteresan ama bu da kilo aldırıyor Şimdi kıskançlık çok hasetlik yapıcı değil yıkıcı bir duygu ve başkasına karşı duyduğunuz tüm yıkıcı duygular böyle sizin etrafınızdan titreşimlerle yayılıyor gidiyor bütün evreni dolaşıyor ve tekrar bedeninizi sarıyor. Ee, gördüğünüz Instagram profillerinde gördüğünüz ya da Facebook profillerinde gördüğünüz e, güzel vücutlu kadınlar ya da adamlar e, gıpta ettiğiniz kişiler olsun. Ancak herhangi bir kıskançlık hissediyorsanız lütfen bunu serbest bırakın. Çok kısaca e, gözlerinizi kapatıp e, bu kişiye filanca kişinin e, bende yarattığı. Kıskançlık duygusunu serbest bırakıyorum demeniz bile kafidir. Bir noktada bunun geçtiğini göreceksiniz. Bu arada insani yani bunda kötü bir şey yok. Hepimizin başına gelebilir, hepimiz kıskanabiliriz. Bunun miktarı, dozu çok önemli. Mutsuzluk sorunlu beraberlikler. En büyük kilo aldıran sebeplerden biri. İnsan ilişkisinde, evinde e, mutsuz olduğunda e, çok farklı duygu yoğunlukları yaşıyor. Duygusal değişimler yaşıyor. Az önce de bahsettiğim gibi bu duygusal değişimler ve duygu yoğunlukları e, bedende dönüşüyor, depolanıyor. Artık e, hangi bölümünden e, çıkıyorsa orada hastalık yaratıyor. Tüm bu titreşimler duygulara dönüşüyor e, ve sonrasında eğer hareket etmezseniz, bunları değiştirmek için bir şey yapmazsanız ya da yaşamanızı değiştirmezseniz, maalesef külü almaya sebebiyet verebiliyor. aynı adamla ya da aynı kadınla evlisiniz. fakat mutsuz bir şekilde evlisiniz. Süre gelen, süre gelen, süre gelen yıllar boyunca Usulen süren birlikteliklerde, evliliklerde kilo alma çok görülüyor, çok fazla görülüyor. Yanlış inançlara tutulmak. Su içsem yarıyor. Menopozum geldi, metabolizmam yavaşladı. Bende tiroid var. metabolizmam yine çalışmıyor. Bağırsaklarım çalışmıyor. Kabızım o nedenle kiloluyum. İşte e, korktum yedim, e, öfkelendim yedim, o yüzden kilo alıyorum. E, ne bileyim e, misafirlikte ikram edilen tabağınızdaki e, yiyecekleri bitirmeye çalış, çalışıyorsunuzdur. İkram edilen şeylerin geri çevrilmesi e, sizin için çok ayıptır. E, bunun gibi daha bir sürü e, yanlış inanç var. Ancak e, kimse e, su içerek kilo almaz. E bunu aklınızdan çıkarmayın. Burada işçiniz su size kilo aldırıyorsa hakikaten inancınızla alakalıdır bu durum ve bilinçaltınızda bunu değiştirmeniz yine her zaman olduğu gibi mümkün. Hayatta amacı olmamak. Hiçbir amacınız yok. Bakın sadece can sıkıntısından bahsetmiyorum burada. Amacınız yok. Yani mesela öyle yaşıyorsunuz. Hiçbir amacınız yok. Hiçbir ee, neden var olduğunuzu bile e, sorgulamıyorsanız. sorgulamıyorsunuz, sorgulamıyorsanız, e, o zaman da yine e, bu hemen çok çabuk e, yıllar içerisinde can sıkıntısına dönüşüyor, tekrar kilo almaya e, sebebiyet veriyor. Gelelim özgürlüğün kısıtlanmasına. Özgürlüğün kısıtlanması, baba baskısı olabilir, koca baskısı olabilir. Bakın o bizim Türk toplumumuza ne kadar yaygın. Hemen bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi genelde e, özellikle Anadolu'da daha da yaygın. E, evden e, çok fazla dışarı çıkılarak sosyalleşilmiyor. İşte hanımlar birbirlerine gidiyorlar, günler yapılıyorlar. İstanbul'da da var. Keza yine e, yani İstanbul diyoruz ama İstanbul'da daha da çok var. E, çünkü e, bazen işte e, şartlar gereği insanlar kıyafetler, Yoğunluktan, yorgunluktan evde birlikte olmayı tercih ediyorlar. Ee, bir kısıtlanmışlık duygusu yine de herkesin üstünde var. Ee, keyif aldığın e, bir ortamda yemek e, yemiyorsun aslında. Orada o sıkışmışlık, o özgürlüğüm gitmişlik, özgürlüğümün e, gittiği duygusuyla e, çok fazla e, yemek yemeye başlıyorsunuz. E, gelsin pastalar, çörekler, kurabiyeler sanki bütün hırsını bütün sıkıntısını oradan çıkarır gibi insanlar e, o ortada hazırlanan masalara saldırıyorlar. Çünkü yok. Başka yaptıkları bir şey yok. E, çünkü kısıtlanmışlar. Çünkü e, belki arkadaşıyla e, sinemaya gidecek bir kız arkadaşıyla oradan çıkacak bir e, bir lokma bir şey yiyecek, bir kadeh bir şey içecek ama kocası ya da eşi buna izin vermiyor. Ee, belki de e, herkesin ekonomik durumu, e, gelir seviyesi farklı. Belki de e, ekonomik olarak buna müsait değil. Bir de öyle kısıtlanabiliyorsunuz. E, burada yapmanız gereken e, şey e, bol bol doğaya çıkmak, doğayla baş başa olmak sadece yani her şeyde e, parayla olacak diye bir şey yok e, ve e, bu kısıtlanmışlık duygusundan bir şekilde e, kocanızı e, ya da ne bileyim e, eşinizi e, babanızı ikna ederek kurtulmaya çalışmak siz bu konuyla ilgili bilinçaltı kalıplarınızı değiştirdiğinizde aslında eşiniz de değişiyor e, babanız da değişiyor aslında sorunlar çok daha kolay çözülmeye başlıyor kendi vücudunu sevmemek, sürekli kusur bulmak. Çok güzel kadınlarda da görüyorum, çok formda fit kadınlarda da görüyorum. Ee, zaman zaman kendimin de çok nadir de olsa yaptığım oluyor. Ee, aynanın karşısına geçip, yanlarım çıktı, ee, işte popom çıktı, bacağım kalınlaştı. Acaba dizi, dizim mi kalınlaştı? İşte ne bileyim, selilitim mi çıktı? Çatlaklarım mı oluştu? Çok fazla kendinizi inceliyorsunuz. Kendimizi inceliyoruz bazen ve kusur buluyoruz. İnceleyebiliriz. Bakın aynanın karşısına geçip kendimizi inceleyebiliriz. Ama bunu farklı bir şekilde de değerlendirebiliriz. Kendimizi severek kendimize şöyle bir bakarak canım benim seni çok seviyorum iyi ki varsın hayat beni seviyor ben hayatı seviyorum gibi olumlamalarla da değerlendirebiliriz. Bir de böyle Aynanın karşısına geçip işte ne bileyim oram şöyle buram böyle tamam bunu kendi kendimize söylediğimiz yetmiyor telefonda 50 kişiye de anlatıyoruz bazen bu da artık enerjiyi büyütüyor 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 şikayet enerjisiyle e, istediğiniz o formda e, fit kişiye ulaşmanızı engelliyor e, kiloların fayda ya da kazanç getirdiğine inanmak. Bazıları mesela fazla kilo yüzünden askerden e, yırtıyor, yırttığına inanıyor. Askere almıyorlar çünkü kilolu insanları, e, belli bir kilonun, obezitenin e, üstünde olan kişileri. E, onun dışında e, işte bir dirhem bin ayıp örter, e, zayıflık e, iyi değildir, istiska gibi ay şuna bak e, ne biçim. Balık eti gibi güzel bir şey var mı o? Yemeğin salçalısı kadının kalçalısı. Ne demek şimdi bu? Ya yani gerçekten e, atasözlerimiz bile çok enteresan e, sunumlar yapmış bize yıllar içerisinde ve bunları biz çoğunlukla almışız, e, kodlamışız, hatta kullanır olmuşuz. E, bu sözler, e, bu yanlış cümleler hayatımızı ele geçirebiliyor. Karşı cinse karşı e, tepkisel olmak. Bunlar tabii çok ayrı konular. Ayrıca şifalandırılması gereken konular. E, karşı cinse ve cinselliğe karşı tepkili olmak, baskı altında büyümek. Yine özgürlüğün kısıtlanmasına geliyor. Özgürlük kısıtlanınca e, kilolar göbek bölgesinde birikiyor. E, başka neler var? Hmm, bedendeki kilolara kızmak ve şikayet etmek dedik. Fazla anne olmak, evet ee, herkesi bakıp beslerken kendini de iki kat bakıp beslemek, ee, sürekli bebeğinden, çocuğundan, eşinden kalanları, tabaktaki kalanları toplamak, ee, sürekli fedakarlık yapmak ee, maalesef yine bilinçaltını bozuyor ee, ve iştahınızın açılmasına fazla yemek yemenize kilo almanıza sebebiyet veriyor. E, duygusal açlığı, yiyerek bastırmak artık bunu zaten biliyoruz. Korku, üzüntü, e, sinirsel değişimler, e, ruhsal değişimler, sürekli çalkalanmalar, e, özellikle geceleri buzdolabının e, kapağını açıp e, orada atıştırmaya e, sebebiyet veriyor. E, bizim bilinçaltı programlarımızda uyguladığımız diyet sistemi 5 saatte bir beslenmek, günde 3 öğün yemek yemek, doyarak yemek, e, yemeğe sevgini vermek değil sevgimizi başkalarına vereceğiz, annemize vereceğiz, e, kocamıza, sevgilimize, babamıza, e, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, evcil hayvanlarımıza vereceğiz. Yemeğe e, farklı kodlar yükleyerek e, günde 3 öğün beslenerek. Sağlıklı, huzurlu, neşeli bir şekilde karnımızı doyurmak, e, formda e, fit bir hayat sürmek, e, amacımız e, bunlar. Çalışmalarımızda e, oldukça enteresan e, deneyimler yaşanıyor. E, 7-8 kilo ile başlayıp 18-20 kilolara e, çıkan e, danışanlarımız oldu. E, çalışmalarımızda ilk başta e, 5 hafta olduğu için tabii ki 5 haftada 3 e, kilo, 4 kilo, 5 kilo gibi e, rakamlarla başlıyoruz. Daha sonrasında sistemi 5. haftada ben size kendi yani kendinize kodlayacağınız şekilde öğretiyorum. Aracı oluyorum diyelim. Haşa yani herkes her şeyi öğreniyor zaten. E, öğrendikten sonra bu kodlamayı e, artık kendi kendinize bunu yapabilir hale geliyorsunuz. Bedeniniz artık vücudunuz bir daha kilolu olmaktan kaçınıyor. Ve e, siz birkaç kilo dahi aldığınızda ideal kilonuza ulaştıktan sonra e, tekrar kilo vermek ve o ideal bedene ideal vücuda dönmek arzusuyla çırpınıyorsunuz açık söyleyeyim. E, şöyle de bir durum var. E, hani bazen e, garip bir benzetme olacak ama, Grip olduğunuzda e, canınız çok bir şey yemek istemez ya yani kendinizi tok hissedersiniz. İşte onun mutlu e, olduğunuzda hissettiğiniz e, olan kısmı gerçekleşiyor bizim çalışmalarımızda. Şöyle ki e, endorfin ve serotonin salgılanması arttığı için e, şimdi de şöyle örnek vereyim. Hani böyle aşık olduğunuz zamanlarda da karnınızda kelebekler falan uçar. Böyle karşınızdaki kişiye kendinizi beğendirmek istersiniz, çok heyecanlısınızdır, kalbiniz çarpar, bütün gün hiçbir şey yemek yemeseniz olur yani, kendinizi tok hissedersiniz. İşte ona dönüştürüyoruz, dönüştürmeye çalışıyoruz ve çoğunlukla da 80-90 dönüşüyor, kendinizi mutlu, huzurlu, keyifli hissederek yemek yeme sisteminizi, diyet sisteminizi daha doğrusu hayat şeklinizi değiştirmenize aracı olmaya çalışıyorum, çalışıyoruz. Ee, ama bunu şunu unutmadan belirtmek istiyorum: Siz yapıyorsunuz, ben değil. Ben sizi sizin gitmek istediğinizden başka hiçbir yere götüremem. Bunu hep söylüyorum. Bunu bize hocalarımız da söyledi. Ben seni senin gitmek istediğin yerden başka hiçbir yere götüremem diyordu. Çok ünlü bir e, hipnoterapist e, hocam, e, öğretmenim, rehberim gerçekten de öyle. Siz niyetinizi koyacaksınız, sen niyetini koyacaksın. Kaç kiloya inmek istiyorsun, kaç kiloya düşmek istiyorsun? Atıyorum 80 kilosun, e, öyle 70'e ineyim e, ondan sonra 60'a ineyim falan onlar birazcık e, e, kavram kargaşaları yaratıyor. E, 80 sen 60 mı olmak istiyorsun 60 kilo için 60 kiloyu rakamsal olarak değil şekil olarak 60 kiloda olursun olursan nasıl görünürsünü kafanda canlandırarak bana geldiğinde ve niyetini koyduğunda bu iş olmaktan ziyade oluyor <laughs> efendim beni izlediğiniz için bizi izlediğiniz için beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir sonraki programda buluşuncaya kadar hoşça kalın, mutlu kalın, formda kalın. Çalışmalarımızla ilgili bilgi almak için Instagram'daki iletişim telefonundan beni her zaman arayabilirsiniz. Sevgiler, görüşmek üzere diyorum. Tekrar hoşça kalın.